gelince sahada Galatasaray veya bana değil kendilerine yazık eden bir takım vardı. Artı futbolun ruhuna aykırı bir hareket vardı. Onun için gittim ben Galatasaray'ı veya takımı bırakmadım, maçı bıraktım. Kime neye tepki gösterdiğimde çok açık. Ama her neyse her türlü şeyi söyleyebilirler, istediklerini yazabilirler. Bütün mağlubiyetleri bana yorabilirler. Bütün kötü gidişten beni sorumlu tutabilirler. Olanı yazabilirler, olmayanı da yazabilirler. Hatta ekonominin gidişatının kötülüğünü bana da bağlayabilirler. Hatta borçlardan da beni sorumlu tutabilirler. Bunların hepsini yapabilirler. İsteyen söylesin, isteyen yazsın. Ama ben kendi duruşumdan ve Galatasaraylılığımdan herhangi bir taviz vermeden aynı şekilde bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimi de herkes bilsin tabii ki. Yarın hayırlısıyla bir saatte olsun. Oradan sonra arada da Allah nasip ederse inanıyorum ki başka bir Galatasaray olacak. Yani sahada mücadele eden o ilk maçlardaki gibi bir Galatasaray olacak inşallah. Evet, Fatih Terim birçok konuda sistemkar bir maç sonu röportajı verdi Tunç Kayacı. Birçok problemin sorumlusu benim dedi. Milli ara sonrasında da bambaşka bir Galatasaray sahaya sürmeye çalışacağız diyerek biraz da o camiadaki övgülerle çıkan o biraz da taraftar ayakta tutma, biraz daha diri tutma heyecanı açısından Fatih Hoca'nın sözleri önemliydi. Sen nasıl okursun? Fatih Hoca bu tür badirelere çok alışık bir teknik adamdır. Yani şimdi bir gecede, bir maçta Fenerbahçe maçı beraberliği, ardından Rangers'da eğleniş, ne bileyim bu gece işte malum. Yani diyorum ya, daha 40 maç oynadık bir ligin, 4 tane maçı oynandı. İlk iki maçta kazandı, göklere çıkarttı, Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıydı. Herkes daha fazla işte Scott Brey geldi, acayip fizik kondisyon yüklendi, denmiyor muyum?